Arkadaşlar merhaba, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Home Assistant akıllı ev otomasyonu serisinin dördüncü videosu olarak MQTT sunucusunun ne olduğundan, MQTT sunucusunun Home Assistant'a nasıl kurulacağından ve ESP kartlarımızı bu sunucuyla nasıl konuşturabileceğimizden bahsetmeye çalışacağım. Hadi isterseniz başlayalım. Arkadaşlar hatırlayacak olursanız önceki Home Assistant video serilerimizde ESP 8266 ve ESP 32 kartlarımızı Home Assistant'a ESP Home adındaki bir add-on vasıtasıyla, eklenti vasıtasıyla kolayca entegre edebilmiş ve kendisine has bir kod satırı mantığıyla ESP kartlarımızı ESP Home add-on ile Home Assistant'da kullanmıştık. Peki biz ESP kartlarımızın içine kendi yazdığımız kodu kullanarak Home Assistant'la entegre etmek istersek nasıl bir yol izleyeceğiz? İşte böyle bir durumda bizim Home Assistant'la ESP kartımızı konuşturabilmemizin yöntemlerinden bir tanesi MQTT adı verilen bir network haberleşme protokolünü kullanarak kartlarımızı Home Assistant'la konuşturmak olacak. Peki bu MQTT nedir? Home Assistant'a nasıl kurulur? Ve ESP kartları bu MQTT sunucusu vasıtasıyla Home Assistant'a nasıl konuşturabiliriz? Bu videoda bunun detaylarını ele almaya çalışacağız. Ayrıntılara girmeden önce bu proje için neye ihtiyacımız var? Bir adet ESP 8266 NodeMCU karta ve basit bir örnek uygulama yapmak amacıyla da bir adet DHT11 sıcaklık nem sensörüne ihtiyacımız olacak. Şimdi isterseniz bilgisayar tarafına geçip nedir bu MQTT biraz daha yakından inceleyelim. Arkadaşlar isterseniz MQTT'nin ne olduğunu hemen şöyle hızlıca bir bakalım. Bir kısaltma aslında Message Queuing Telemetry Transport kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Kabaca network üzerinden farklı yazılımları çalıştıran, farklı donanım özelliklerindeki cihazların ortak bir dil üzerinden haberleşmesi için geliştirilmiş bir network iletişim protokolü olarak tanımlayabiliriz MQTT'yi. Yayınlama ve yayınlanan bir konudaki bilgiye üye olma mantığına göre çalışan bir sistem. Bilgi yayınlayan cihazlar, örneğin sensörler olabilir. Ve bu bilgileri kullanmak isteyen, bu bilgilerin bu konularına abone olan subscriberlar, istemciler olarak tanımlayabiliriz sistemi. Şöyle konu başlıkları belli bir slaşlarla mantık içerisinde devam ediyor, hiyerarşi içerisinde ve küçük harf büyük harfe duyarlı. O yüzden yazarken konu başlıklarını case sensitive'e dikkat etmemiz gerekiyor. Çalışma mantığı olarak da Broker adı verilen bir sunucu mevcut. Bu sunucu network içerisindeki bu mesaj trafiğini düzenleyen bir sunucu aslında. Mesaj yayınlayan ve yayınlanan mesajları dinlemek için abone olan kullanıcıların arasındaki veri trafiğini yöneten bu sunucuya broker diyoruz. Bizim uygulamamızda Home Assistant üzerine kuracağımız MQTT sunucusu bir broker'ı, Mosquito Broker, bu işi bizim adımıza gerçekleştirecek. Home Assistant üzerinde devamlı çalışarak ağ içerisindeki MQTT mesajlarını yönetecek. Bu Mosquito bu iş için çokça kullanılan yaygın açık kaynak bir MQTT sunucu yazılımı. Biz de Home Assistant içerisinde bunu kullanacağız. Hemen Home Assistant'a şöyle geçerek Home Assistant ana ekranından Supervisor'dan Add-on Store'a tıklayarak bu MQTT eklentisini yüklemek için burada buluyoruz. Şurada sağ tarafta MQTT Broker'ı görüyorsunuz. Bunun üstüne tıkladığımızda ben şimdi yüklediğim için bende install çıkmıyor ama sizde burada install butonu çıkacak. Buradan install dediğimizde sisteme Home Assistant üzerine bu MQTT sunucusu yükleniyor. Sonra buradan başlangıçta çalıştır ve watchdog tiklerini de işaretleyerek MQTT sunucumuzu çalıştırıyoruz. Documentation kısmında bunun nasıl kurulacağına ve ayarlarının nasıl yapılacağına dair güzel bir bilgilendirme metni mevcut. Konfigürasyon kısmında ise yapılandırmamız gereken bazı ayarlar var. Bu ayar bloğunu da eğer sizde çıkmıyorsa videonun açıklama kısmındaki dokümandan veya buradan bakarak basitçe ekleyebilirsiniz. 1883-84, 8883 ve 8884 TCP ağ protokollerinde kullanarak haberleşmeyi gerçekleştiriyor bu MQTT Broker. Daha sonra yapmamız gereken, ben şuradaki documentation kısmını bir Word'e aldım. Bunu sizinle paylaşacağım. Şuradan gidelim. Add-on Store'dan yükledik. Daha sonra yükledikten sonra bunun için bir kullanıcı oluşturmamız gerekiyor. Kullanıcı bloğu içerisinde. Hemen yine Configuration, şuradan Users geliyoruz ve bir MQTT
kullanıcı adı tanımlıyoruz. Benim daha önceden tanımladığım bir tane vardı ama bu örnek için yeni bir tane tanımlayalım. İsmine MQTT User diyelim şöyle. Username diyelim hatta. Username için burada vereceğimiz isim MQTT alt çizgi User olsun. Kodumuzun içindekiyle aynı olması gerekiyor. Evet, MQTT User şifrede ABCDEFGH belirlemişiz. ABCDEFGH olarak da belirledik. Tekrar ABCDEFGH confirm ettik. Administrator yetkisi vermiyoruz. Create dediğimizde sistemimizde yeni bir kullanıcı adı oluşuyor. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi kullanıcı isimlerin Home Assistant veya Add-on olarak verilmemesi. Bunların sistem tarafından kullanıldığı söyleniyor. Sonra bu kurulumu gerçekleştirip kullanıcı adını belirledikten sonra yine Configuration, Integrations kısmına geldiğimizde bize eklediğimiz Add-on vasıtasıyla MQTT eklentisine entegrasyonunu burada buluyor. Buradan da yapılandır dediğimiz zaman sunucuyu getirip buraya konumlandırıyor arkadaşlar. Tekrar şuradan devam edelim. Daha sonra Configuration'a girmemiz gereken bilgileri söylemiştim. Buradan ekliyoruz. Username ve diğer ayarlarla ilgili yapmamız gereken çok da bir şey yok. Home Assistant'da yapmamız gereken son bir adım kaldı. O son adımda da yine File Editor'den. Ben yükledim bu File Editor'ı. Çok faydalı. Dosyaları düzenlememizi sağlıyor. Eğer sizde yüklü değilse yine Supervisor'dan, Add-on Store'dan File Editor'ı yüklerseniz bunlar dosyaları biz içeriğini görüp değiştirmemizi sağlıyor. Şuradan File Editor'den Configuration YAML yani Home Assistant'ın ana konfigürasyon dosyasını şuradan bastığımız zaman Configuration YAML'ı açıyoruz. Bakın Configuration YAML içinde okuyacağımız verilerin, SAP karttan okuyacağımız verilerin neler olduğu ile ilgili ve bunların hangi konu başlığından veri çekip göndereceği ile ilgili bazı bloklar var. Bunları tanımlamamız gerekiyor. Ben daha öncesinde bir örnek yaptığım için burada bir sensör 1 ve 2 var. Şimdi isterseniz bunları kopyalayarak değiştirelim ve bunlar bizim yeni uygulamamızın sensör verileri olsun arkadaşlar. Şöyle bir enterla boşluk bırakalım. Sensör 3 ve sensör 4 diyelim. MQTT protokolüyle çalışacaklar. İsmini herhangi bir şey belirleyebiliriz. Mesela sıcaklık ESP diyelim bunun ismine. Bunun ismine de rutubet ESP diyelim. Ve hangi konu başlığından veri çekecekler bunlar? Sensör slash sıcaklık başlığı yapacağız bunu. Kodumuzun içinde de öyle olacak çünkü. Sıcaklık ve sensör slash rutubet şeklinde olacak. Burada ne tür bir veri ölçeceğini, santigrat derece, burada da yüzde cinsinden ölçeceğini söylüyoruz. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Konfigürasyon YAML dosyamızda bir hata olmadığını görüyoruz. Herhangi bir uyarı çıkmadı. Yeşil tiki aldık. Konfigürasyon YAML'da bir değişiklik yaptığımız zaman Configuration Server Controls'tan restart edip sunucuyu yeniden başlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Sunucuyu yeniden başlattık. Bir 5-10 saniye içerisinde yeniden başlayacak ve yeni konfigürasyon dosyası artık etkin hale gelmiş olacak. Şimdi burada Home Assistant'da yapacağımız ayarların hepsi bu kadar. Ne yaptık? Hemen hızlıca gözden geçirelim. Supervisor'a geldik. Supervisor'da Add-on Store'dan Mosquito Broker'ımızı yükledik. Daha sonra Configuration User'dan kullanacağımız MQTT kullanıcı adı ve şifresini belirledik. Daha sonra da File Editor'ı Add-on'unu kullanarak Configuration YAML ana konfigürasyon dosyasına hangi konu başlıklarında veri okuyacağımızı girdik. Bakın burada bir hata yapmışız. Rutubet Y yazmışız. Sadece rutubet olacak. Kaydedip şimdi tekrar yeniden başlatmam gerekecek. Buradan restart yapıyorum. Overview'e gidelim. Şimdi buradan sonra yapacağımız işlemlerde Arduino kodumuza bir bakalım SAP için. Kod kısmında yüklememiz gereken kütüphanelerimiz var. Bu PubSub, Publish ve Subscribe istemci kütüphanesi. MQTT ve brokerlarla beraber çalışmak için gerekli olan kütüphane. Şu üstteki iki tanesi zaten standart. Bunları yüklememize gerek yok. Otomatik gelecek. PubSub, Adafruit sensör ve DHT kütüphaneleri de şu ikisi de DHT 11 sıcaklık sensörümüz için. Bunları yanlarında belirttiğim linklerden yükleyebilirsiniz.
Bağlanacağımız ağ adımızı ve şifresini giriyoruz. MQTT sunucu bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Bunun için az önce tanımladığımız kullanıcı adı ve az önce tanımladığımız şifreyi buraya gireceğiz. MQTT sunucumuz da bizim Home Asistanımızın IP adresi neyse evimizdeki Home Asistanın IP adresini buraya girmemiz gerekiyor. Daha sonra az önce yine belirlediğimiz konu başlıkları, biz hangi konulara abone olacağız? Rutubet için sensör/rutubet konu başlığına, sıcaklık için ise sensör/sıcaklık konu başlığına abone olacağız. Bir PubSub client yaratıyoruz. Burada PubSub client yaratıyoruz. Bu PubSub client'la bütün bu MQTT veri alma gönderme işlemlerini gerçekleştireceğiz. DHT sıcaklık sensörümüzü D2 pinine bağlıyoruz. DHT'nin tipini, türünü tanımladık, başlattık, nesnesini yarattık. Temperature limit değişkenlerini kullanacağız. Setup bloğu içerisinde setup Wi-Fi fonksiyonuyla ağ bağlantımızı yapıyoruz ve client set server komutuyla da MQTT server belirlediğimiz sunucu adresine 1883 portundan bağlantı gerçekleştireceğiz. Setup Wi-Fi fonksiyonumuz ağ bağlantısı için gerekli fonksiyon. Bunun içerisindeki işlemlerle ağ bağlantımız gerçekleştiriliyor. Reconnect fonksiyonuyla da MQTT sunucusuna bağlantı işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hata durumunda da 5 saniyede bir devamlı bağlanması için yeniden deniyoruz. Burada bir check bound fonksiyonu var. Bu fonksiyonumuz sensörden okuduğumuz sıcaklık ve rutubet verilerinde belli bir değişim olduğunda bunu dikkate almamızı sağlıyor. Eğer değişim yoksa sürekli veri okumamıza ve veriyi yayınlamamıza gerek yok. Burada bunun kontrolü yapıyoruz. Maksimum fark verisini ulaşıldığına bakıp ona göre yeni veri olup olmadığını değerlendiriyoruz. Gerekli değişkenlerimiz özellikle işte yukarıda kullandığımız bu max difference'da kullanacağımız difference. Mesela .2 birim değiştiğinde yeni değer olarak kabul edebiliriz veya 1 birim değiştiğinde kabul edebiliriz. Buna göre kendinize göre girebilirsiniz. Loop fonksiyonu içerisinde eğer MQTT sunucusuna bağlanamadıysak tekrar bağlanmayı deniyoruz. Ve milis kullanarak da her 1 saniyede bir olacak şekilde DHT sensörden sıcaklık ve rutubet verilerini okuyoruz. Yukarıda tanımladığımız check bound fonksiyonuyla da bir eski değerlere göre bir değişiklik var mı yok mu ona bakıyoruz. Eski değerlere göre bir değişiklik varsa bu yeni değeri client.publish temperature topiğine gönderecek şekilde okuduğumuz veriyi MQTT sunucusuna bu komutla gönderiyoruz. Aynı işlemleri rutubet içinde gerçekleştiriyoruz. Genel olarak kodumuz bu şekilde. Bizim kartımız DHT11 sensöründen okuduğu verileri, her saniyede bir okuduğu verileri kontrol edecek. Belirlenen anlık değişiklik varsa MQTT sunucusuna gönderecek ve biz Home Assistant üzerinden de bu veriyi takip edebileceğiz. İsterseniz şimdi kartı bilgisayara bağlayalım ve kodumuzu yükleyelim. Evet arkadaşlar, kodu SP kartımıza yükledik. Şimdi hemen şöyle gidip Home Assistant üzerindeki ayarlarımızı bir yapılandıralım. Home Assistant ana sayfasından Configuration'a, buradan Entities'e geliyoruz, varlıklara. Ve şimdi bizim eklediğimiz iki adet varlığın burada görünmesi gerekiyor. Şöyle aşağı doğru çektiğimizde sıcaklık ESP ve rutubet ESP olarak belirlemiştik. Bakın rutubet ESP burada, sıcaklık ESP de burada. Üzerine tıkladığımızda şuradan bakın veri okumaya başladığını, %56-57 aralığında belli bir süredir veri okuduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde sıcaklık ESP'ye de bakacak olursak onun da sıcaklık bilgisini 2 dakikadır okuduğunu burada görebiliyoruz. Peki bunları biz nasıl kullanacağız ana ekranımızda? Hemen şöyle overview'e tekrar gidip ana sayfa üzerindeyken burada eğer burası kapalıysa şu sağ taraftan Edit Dashboard deyip şurada çıkan Add Card'a basıyoruz. Buradan By Entity varlıklar üzerinden ekle deyip eklediğimiz iki tane sensörü, birisi sıcaklık sensördü, birisi rutubet ESP'ydi. Şuradan rutubet ESP, diğeri de sıcaklık ESP'nin kutularını tıklıyoruz. Continue dediğimizde bize bu tarz bir kartla ekleyeceğim, kabul ediyor musunuz diyor. Kabul edebiliriz veya değişik bir görsel de seçebiliriz, skala da seçebiliriz. Ben bu benim için uygun, arayüze ekle diyorum ve arayüze eklenmiş oluyor. Şu an baktığımda rutubet ESP ve sıcaklık ESP bilgilerimi artık ben dashboard'umda takip edebiliyorum. Yine otomasyonlar ve sahnelerde bu varlıkları kullanarak çeşitli otomasyonlar tanımlamam da mümkün. Daha önceki yapmış olduğum benzer bir örnekte burada bakın. Çalışma odamda kullandığım bir sistem ve diğer başka bir odada kullanmak için de yeni bir
ESP kart tanımlamış olduk ve bunları her türlü otomasyon senaryosunda da kullanmamız mümkün arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte Home Assistant akıllı ev yönetimi ve sunucusu video serisinin 4. videosu olarak ESP kartlar içerisinde kendi yazdığımız kendi kodlarımızı Home Assistant'la nasıl konuşturabileceğimizi incelemeye çalıştık. Bunun için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri olan MQTT sunucusunu kullanma, bu sunucuyu Home Assistant'a kurma, Home Assistant üzerindeki ayarlar ve kendi yazdığımız kod içerisinde bu sunucuyla nasıl konuşabileceğimize yönelik kod satırları ve mantığı, çalışma mantığını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de bundan sonraki kendi yazdığınız kod bloklarınızı MQTT sunucusunu kullanarak ve bu sunucuya gönderip Home Assistant üzerinde çalışmasını, gösterilmesini, entegre edilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ihmal etmeyin. Bu sayede daha geniş kitlelere ulaşabiliyoruz. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bu hafta 2000 abone sayısına ulaştık. Bunun için takipçilerime de buradan çok teşekkür ediyorum. Beni destekledikleri için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. İyi seyirler.